Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Lenovo'nun kablosuz kulaklığından bahsedeceğim. Fiyat performans ürünü olan LP1 modelini aldım arkadaşlar. İnternet üzerinden aldım. Bugün deneyimledim. Yaklaşık 3 saat müzik dinleyebiliyorsunuz arkadaşlar. 2-2,5 saat arasında telefonla konuşabiliyorsunuz. Ben 1 saat telefonla konuştuğumda %100 şarjdayken %55-60 arasına düştü şarjı. 1 saat telefonla konuştum. 3 saatte müzik dinledim. Hala %20'ler civarındaydı şarjı. Dışarıda yürürken müzik dinledim. O yüzden pek tam doğru oran veremiyorum ama yaklaşık 3 saat, 3-3,5 saat kesintisiz müzik dinleyebiliyoruz. Yani 2 saat civarında, 2-2,5 saat civarında telefonla konuşabilirsiniz. Müzik dinlerkenki kalitesi gayet güzel. Ses gayet güzel. Hani son seviye dinlediğinizde hani kulakların dışarıdan kesinlikle ses duymuyorsunuz. Hani gürültülü bir ortamda dinlediğim halde kesinlikle ses, hiçbir şey duyamıyorsunuz dışarı ile ilgili ve aşırı bir yüksek ses var. Hani son seviyede dinlemek hatta biraz kulağa zarar bile verebilir. Hani kulakları rahatsız edebilir. Ses kötü mü? Değil. Harika. Bas, tiz olarak oranı çok iyi. Ben bunu internet üzerinden aldım. 184 TL'ye aldım arkadaşlar. Ama aldığım site bana yabancı ürün yolladı. Yani yurt dışı ürün yolladı arkadaşlar. Şöyle kutusunu da göstereyim. Bakın. Bu şekil. Yerli değil. Yani Türkçe kullanma kılavuzu vesaire hiçbir şey çıkmadı. Yurt dışından alma. Büyük ihtimal Amazon veya Alibaba gibi internet sitesinden veya yurt dışından kaçak ürün olarak getirip Türkiye'deki yerli internet sitelerinden sattılar. Faturalı bir şekilde sattılar. Şöyle faturalarım da elimde. Ama dediğim gibi ürün yurt dışı arkadaşlar. Yerli değil. Olsun. Ürün ama aynı orijinal ürün. Onunla bir sıkıntı yok o yüzden hani yurt dışı olup olmaması. Cep telefonu değil sonuçta hani kapanma gibi bir durumu yok. Dediğim gibi 4 saat sesi müzik dinleyebilirsiniz. 3-4 saat arası kesintisiz. O konuda sıkıntı yok. Şarjı gayet 4 saat garanti gidiyor. Yani bu fiyata alınabilecek en iyi kulaklık diyebilirim. Kutusun içinden ne çıkıyor? Hemen göstereyim. Yedek kulaklık içi çıkıyor arkadaşlar silikon. Kullanma kılavuzu, garanti belgesi falan çıkıyor. Gönderen firma kartını da yollamış. Ama hepsi yabancı dil. Yani Türkçe yok. O yüzden işe yaramıyor. Bir adet de şarj kablosu çıkıyor. Bu yeni çıkan cep telefonlarına uyumlu arkadaşlar. Hani o yüzden kendi Samsung veya genel mobile kullanan arkadaşlar bilir. Geniş ağızlı şarj cihazı arkadaşlar. Yeni nesil. Yani şarj cihazı aramanıza da gerek yok. Hani telefonunuzun şarj cihazıyla da şarj edebilirsiniz. Zaten 40 dakikada full oluyor. Bunu açtığımda %20-25 arası şarj vardı. Yarım saatte fullendi. Yani 40-45 dakikada şarj olabilir bana göre. Hani 1 saat bile sürmüyor şarj olması, %100 olması. Gayet bu açıdan güzel. Yani şöyle söyleyeyim. Oturduğunuz esnada bir yerde otururken 5 dakika, 10 dakikada bile yani sizi ihtiyacınız görecek kadar şarj edebilirsiniz. Mola verdiğinizde, dışarıda olduğunuz yürüyüş yaptığınızda. Ben çünkü bunu yürüyüş yaparken müzik dinlemek için aldım. Telefonla konuşmak ses. Karşı tarafa şunu belirteyim. Arkadaşlar bir arkadaşımla konuştum. Sesim nasıl geliyor dediğimde biraz kısık geliyor dedi. Hani normal telefonla konuşmaya göre biraz kısık geliyor dedi. Ben söyledim kablosuz kulaklıkla konuşuyorum. Ses nasıl olduğundan bahsettim. Biraz kısık geldiğini söyledi. Onu belirteyim. Yani o kötü yani o. Sesiniz biraz kısık geliyor karşı tarafa ama size gayet net geliyor. O konuda sıkıntı yok ama karşı taraf biraz sesinizi almakta zorlanabiliyor. Onun haricinde kutusu gayet küçük, şirin. Şöyle bir parmak boyu kadar bile yok. Şurada bir sadece ışık göstergesi var. Yani şu önünde. Onun haricinde başka hiçbir tuş herhangi bir şey yok. Kapağı açıyorsunuz. Kulağınıza takıyorsunuz. Otomatikman telefonunuz zaten ilk başta buluyor. Eşleştirdiğinizde bir dahaki kullanımda kulağınıza taktığınızda Bluetooth açtığınız anda otomatik eşleşiyor arkadaşlar. Hani bir daha tekrar eşleştirmeye uğraşmanıza gerek yok. Hani kulağınıza takın. Direkt Bluetooth açıp müzik dinleyebiliyorsunuz. Kulaklığımız gayet şekil göstereyim. Çok kaba duruyor mu kulakta? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yani biraz kaba duruyor gibi olabilir. Yani biraz böyle dışa doğru çıkıntı oluyor gibi görünebilir. Ama onun haricinde herhangi bir sıkıntı yok bana göre. Ben gayet sevdim. Kulaktan düşmüyor. Ben bu tarz seviyorum. Silikonlu kulak içi. Yani şöyle
Hatta test edelim düşüyor mu düşmüyor mu? Düşmüyor arkadaşlar. Hani koşu yaparken de dinleyebilirsiniz. İlla koşucu sporcu arkadaşlar böyle kablolu alıyor. O yüzden boyundan bağlamalı düşmesi gibi sıkıntı olduğu için, ama ben bundan hızlı adımlarla yürüdüğüm halde düşmedi. Şu anda da bakın test ediyorum. Herhangi bir düşme vesaire hiçbir şey olmuyor. Gayet kullanımı güzel. Şık. Şöyle göstereyim. Renk seçenekleri var ama benim aldığım yerde renklerde fiyat farkı oluyor. Mesela siyah rengi vardı 210 liraydı. Ben bunu 184 liraya aldım. Ben bunu normalde A101'de gördüm. A101'e 259 TL'ye gelmişti. Tam marketten alacaktım. İnternet fiyatına bakayım dedim. Orada internette 189 liraya, 184 liraya gördüm ve internetten almaya karar verdim. İnternetin böyle avantajları var. İnternetin bana göre tek dezavantajı, karşınızda muhatap yok. Herhangi mesela bozuk da çıkabilirdi, kırık da çıkabilirdi. Yani tamam geri iade vesaire var ama hani 180 liralık, 200 liralık ürün için uğraşıyorsunuz. Hani geri iadesiydi, derdinizi alıcıya anlatmaydı falan vesaireydi. Değer mi? Siz bilirsiniz. Ben ama dedim sıkıntı çıkmaz herhalde deyip internetten sipariş verdim. Normalde 259 liraya A101'e de gelmişti aynısı. Aynı beyaz renk. Ama ben internetten aldım. 70 lira benim karım oldu diyelim. 70 lira 70 liradır günümüz şartlarında. Kar kardır. Onun haricinde anlatmam gereken kulaklıkla ilgili bir şey yok. Yani 45 dakikada şarj oluyor. Kısa özet geçelim. 3 saat kesintisiz müzik. 2,5 saat arası da kut telefonla konuşma. Tek dezavantajı telefonda ses karşı tarafa biraz kısık gidiyor. Biraz kötü değil bakın. Net değil demiyorum bak. Kısık. Biraz az gidiyor. Onu söyleyeyim. Ha bu arada kulaklığımızda dokunmatik panel de var. Mesela şu şekilde dokunduğunuzda müziği kapatıyor veya açıyor. Veya telefon çaldığında bu şekilde dokunduğunuzda telefonu açıyor. Ama biraz çok hassas değil. Yani biraz böyle bir iki kez dokunabiliyorsunuz. Veya şöyle yaptığınızda algılıyor. Takılma var mı? Müzik dinlerken takılma zaten önemli değil. Videoda takılma hissedilmiyor. Yalnız bir el PUBG oynadım. PUBG'de ateş sesi sanki bir saniye değil de yani yarım salisi, yani yarım saniye geriden geliyor gibi. Hani oyunda biraz sesin geriden geldiği fark ediliyor yani. Kulaklıksız oynadığınızda daha zevkli oluyor öyle söyleyeyim. Hani çok zevk vermiyor gibi oyun oynarken. O yüzden oyun oynayacak arkadaşlara tavsiye etmem. Çünkü ben PUBG oynadım. Eğitim modunu açtım. Sağ sola ateş ettiğimde yani ikinci mermi veya üçüncü mermiyi ateş ettiğimde ilk merminin sesini duyuyordum. Size hani öyle bir gecikme oluyordu. Hani basılı tuttuğumda ilk merminin ses üçüncü mermiyi attığımda ilk merminin sesini anca duyabiliyordum. Yani o kadar bir gecikme oluyor biraz mermi sesinde. Ama videoda belli olmuyor arkadaşlar o. Yani videoda o kadar belli olmuyor. YouTube vesaire video izledim. Veya Instagram, Facebook'ta gezinirken izlediğim videoları da kulaklıkla izledim. Onlar da o kadar hani hissetmiyorsunuz o farkı. Bir geri takılma var gibi ama geriden gelme ama hissetmiyorsunuz. O yüzden çok sorun değil ama oyun oynayacak arkadaşları kesinlikle tavsiye etmiyorum. Daha iyi markaların daha iyi kulaklıklarına baksın. Gönlümüz ister ki daha iyi kulaklıklar almak ama 150-200 TL civarı alınabilecek bence ideal bir kulaklık arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz, kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok teşekkür ederim. Videoyu tamamen izleyen arkadaşlar yorumda belirtirse veya nokta koyarlarsa çok memnun olurum. Kanalıma abone olursanız teşekkür ederim. İyi kötü yorum yapabilirsiniz. Kanalımı geliştirme açılmasın diye videolar yüklüyorum. Borsa ile ilgili, kripto para ile ilgili videolar çekiyorum. Bakın tavsiye vermiyorum. Sadece borsa uygulamaları, kripto uygulamaları nasıl alım satımı yapıldığı vesaire bununla ilgili sorular sorabilirsiniz. Ama hisse senediydi, kripto paraydı vesaire tavsiye istemeyin. Hem suç hem de insanların vebaline girmeye gerek yok arkadaşlar. Çünkü bana göre bir şey hissenin senedinin veya kripto paranın geleceğini şu an kimse bilemez. En azından bizim seviyemizdeki insanların bilebileceğini düşünmüyorum. Veya kripto paraların sahiplerinin haricinde insanların bilebileceğini düşünmüyorum. Niye? Bazı arkadaşlar yok analiz diyor, yok teknik diyor, yok grafik diyor. Bana göre hiçbir işe yaramaz. Neden? Ben çok iyi analiz yapan insanlar tanıyorum. Hani aşırı iyi analiz yapan insanlar tanıyorum. YouTube'da da olsun vesaire. Mesela 10 kişinin analiz yapıp yok grafikte obo oluşumu var, yok şu trend oluşumu var dediklerinde ama bir gün sonra ufacık bir haberle tepe taklak olduğunu da biliyorum.
Yani bir insanın tweetiyle yerle bir olduğunu da biliyorum, hisse senetlerinin, kripto paraların. Bir insanın ağzından çıkacak bir sözün. Hatta şöyle söyleyeyim, ülkemizde bomba patladığında hisse senetlerinin çöktüğünü de biliyorum. O yüzden çok takılmıyorum. Yani tek tavsiyem şu olur. Kripto para için değil de borsa için tek tavsiye. Uzun vadeci insan, yatırımcı her zaman kazanır. Her zaman. Ya uzun vadede kimse borsada kaybetmez. Bana göre. Neden? Çünkü her hisse senedi büyüme eğilimindedir. 5 liradır 10 liraya çıkmıştır. Tekrar 5 liraya düşebilir. 20 liraya çıkar 7,5 liraya inebilir. 10 liraya inebilir ama tekrar yukarı gider. Ama ne zaman? Bir sene sonra, 2 sene sonra. Ama her zaman gider. İnanmıyorsanız kendiniz bir tane herhangi bir hisse senedi seçin. Dandik demiyorum. Örnek veriyorum, BIST 30'dan, BIST 100'den bir hisse senedi seçin. Grafiğini açın arkadaşlar. Şöyle bir bakın 10 senelik durumuna. Eğer bir tanesi şöyle çıkıp şöyle aşağı gitmiş, yoktur 10 senede. 10 senede şöyle 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 illahi yukarı gitme vardır. Hani hiçbir hisse senedi mesela 100 liraya çıkıp 10 sene boyunca 100 liradan sonra 1 liraya aşağı inmemiştir. İllaki yukarı gitmiştir. Ama 10 senede, bir ayda, bir haftada, 6 ayda demiyorum. Uzun vadeci insan borsada kazanır. Diyeceklerim bu kadar. Hoşça kalın arkadaşlar.